Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin'de bulunan Ehlen ve Sehlen Kahvaltı Kafe'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Ayhan Akın Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? Bizim firmamız daha yeni bir firma. Kasım'da başladık bu işe. Yeni bir firma sayılırız. Evet. Çok şirin ve güzel bir kahvaltı salonunuz, kafeniz olduğunu görüyoruz efendim. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz açık ve kapalı salon olarak? Kapalı alanımız 400 metrekare civarında. Dışarıda da gördüğünüz gibi bahçemiz var. Evet. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Yani bayağı büyük bir kahvaltı salonunuz var evet. Efendim. Peki bir seferde kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var? 100 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Yani önceden tabii ki rezervasyon yapıldığı zaman, haberiniz olduğu zaman 100 kişilik misafir ağırlama kapasiteniz evet. var efendim. Evet. Peki kaç kişilik personel hizmet veriyorsunuz? Şu anda yeni bir firma olduğumuz için hafta içi 3 kişiyiz. Hafta sonu 7 kişiye kadar çıkıyoruz. Evet efendim, tabii ki Mardin ilimiz hem tarihi hem turistik bir yer olduğu için özellikle yaz dönemlerinde daha kalabalık olduğu için kişi sayısı arttığı zaman personel sayısında bir artış olabiliyordur tabii ki, değil mi? Evet. Yani bu gelen talep doğrultusunda olan bir durum. Evet. Tabii ki gördüğümüz kadarıyla çok şirin ve güzel bir kahvaltı salonunuz ve aynı zamanda çok çeşitli bir kahvaltı salonunuz var ve aynı zamanda çok uygun fiyatlara veriyorsunuz. Yani geniş bir kahvaltı çeşidi olması, geniş bir ürün yelpazenizin olması insanların kahvaltı yapma keyfini tabii ki daha hoş bir hale getiriyor, değil mi efendim? Evet, öyle. Müşterileriniz öncelikle neden sizi tercih ediyorlar? Bizim ürünlerimizin neredeyse çoğu organik ürünlerden. Ve yöresel. Yöresel. Türkiye'nin değişik yörelerinden yöresel organik ürünlerimiz var. Evet. Bir de doğu kültürüne has bir karşılama yöntemimiz var. Ondan sonra da mesela bir doğu kültüründe bir aile gittiğiniz zaman evde var olan bütün ürünlerini sizi ağırlamak için hizmet Sahip olarak evet. sunar. Evet. Biz de bu amaçla, zaten firmamızın ismi de Arapça'da bu anlama geliyor. Bu anlamda biz müşterilerimizi öncelikli olarak bir misafir olarak ağırlayıp onları en üst düzeyde memnun etmeye çalışıyoruz. Tabii ki burada güler yüzlü ve kaliteli bir hizmet, aynı zamanda hijyen bir ortamda hizmet vermenin çok büyük bir payı var efendim. Doğrudur, haklısınız. Gördüğümüz kadarıyla bunun için de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok hijyen ve sağlıklı bir ortamda tabii ki hizmet veriyorsunuz. Tabii burada öğretmen olmanızın da çok büyük bir payı vardır eğitimci olduğunuz için. Hı. Bu konuda daha hassas davranıyorsunuzdur. İnsan sağlığını önemsiyorsunuz efendim. Evet, çok doğru. Evet efendim, dediğimiz gibi kahvaltı bizim için çok önemlidir. Güne başlarken her zaman günde zinde kalmamızı sağlar ve günü kaliteli bir şekilde geçirmemizi sağlar. Doğrudur. Siz de dediğiniz gibi yöresel bir kahvaltı, yani Mardin bölgesinde olmanın tabii ki aynı zamanda ayrı bir tadı ve farkı oluyor. Ama bizim de görmüş olduğumuz üzere Kars'ın peynirinden tutun da birçok yöresel yerin zeytininden tutun reçeline kadar sizde bulunabiliyor. Evet. Yani yok yok diyebiliyoruz zaman evet, olarak, değil mi? Evet öyle. Ve biliyoruz ki her sektörün kendine ait sıkıntısı, bazı sorunları olabiliyor. Sizin firma olarak değil ama sektör olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Kahvaltı sektörü genelde biraz keyif olarak fazla. Evet. Keyif sektörü biraz. Hafta sonu genelde çalışıyoruz da hafta içi biraz zorlanıyoruz. Genelde bizim müşterilerimiz elit kesimden insanlar olduğu için işte çalışmadıkları zamanlarda gelip kahvaltı yapabiliyorlar. Evet. Hafta içi pek fazla yoğun iş temposundan sabah erken saatlerini diyorsunuz işten ektikleri için o keyfi fazlasıyla yapamıyorlar. Ama hafta sonu olduğu zaman cumartesi pazar mutlaka istiyoruz ki evimizde bazen de sizin gibi güzel böyle kahvaltıların bulunduğu bir salonda kahvaltımızı etmek değişik bir tat ve haz verse gerek, değil mi? Doğrudur, evet haklısınız. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir? Ben Bitlisliyim. Bizim oranın kahvaltı kültüründe tandır kebabı olarak bilinen büryan var. Onu burada yapmayı düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde Arap kültüründe
Arap mutfağını da buraya getirmeyi düşünüyorum. Tabii zaten Mardin'de biliyorsunuz Arap kişiler fazla olduğu için aynı zamanda diyorsunuz onların damak tadına ve aynı zamanda yöresel kahvaltı çeşitlerimizin tadına varmak isteyenler ne yapıyorlar, ne yapıyorlar efendim? Ehlen ve sehlen kahvaltı kafeye giriyorlar. Evet, doğrudur. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Ayhan Bey? Çok iddialı bir kahvaltım olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok lezzetli. Aynı zamanda organik. Hep köy işleri ürünlerimiz. Ama sıkma portakal suyumuz bile var. Evet, sıkma çok portakal. Önemli, biliyorsunuz. Evet, sıkma portakal suyumuz var. Sınırsız demlik çayımız var. Bizim kahvaltımızda biz müşterilerimizi misafir olarak görüyoruz ve onların memnun olması bizim için her şeyden öncelikli. Evet, diyorsunuz ki eğer ehlen ve sehlen kahvaltı ve kafemize gidersek efendim, bu güzel tatlarımızdan, kahvaltı çeşitlerimizin tadına vararaktan güzel bir kahvaltı keyfi yaparak buradan mutlu bir şekilde ayrılabiliriz. Çok haklısınız, evet. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Mardin'de bulunan ehlen ve sehlen kahvaltı kafeden seslendik. Söz Merkez stüdyolarında.